Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Paranın Rotası'nda bir sabah daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 2 Ekim 2013 ve günlerden de çarşambaydı zannedersem. Evet, bir an için yönetmenim de beni teyit etti. Bugün çarşamba olduğunu. Bazen günleri karıştırabiliyoruz. Paranın Rotası'nda bugün konuğum Üzeyir Doğan. Üzeyir Doğan'ı hepiniz yakından tanıyorsunuz. Barbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü. Hoş geldin Üzeyir. Hoş bulduk hocam. Evet, şimdi biliyorsun şu geçen hafta ne konuşuyorduk? Ha, bu arada şunu da söyleyelim. Üzeyir Doğan yeni evlendi ve ayağının tozuyla geldi. balayını bitirdi ve geldi. Az önce de hep onu konuşuyorduk. Aa dedim, Üzeyir çok güzel bir balayı geçirmişsinizdir. Evet hocam dedi, 2 gün dedi hastanedeydik dedi balayında. Hakikaten geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Ama hiç olmazsa anlatacak evet. Bir hikayen oldu değil mi? Hikayemiz oldu. Evet. Yollarda yenilmesi ve yenilmemesi gereken şeyleri öğrenmiş olduk. Evet, bir gıda zehirlenmesine maruz kaldınız. Evet. Büyük geçmiş olsun. Bu arada piyasalar da zehirleniyor. Bazen bir bakıyorsun istifra etmeye başlıyor. Sonra bir bakıyorsun rahatlıyor, kendine geliyor. Piyasalarda da bayağı bir dalga vardı sen yokken, biliyorsun. En son 1 Ekim'e kadar şeye baktık. Amerika Birleşik Devletleri'nin yok efendim bu hükümetin kapanması, işte otomatik kesintilerin devreye girmesi, sadece zorunlu ihtiyaçların karşılanacak olması vesaire. Amerika gerçekten kendi kendini, yani öyle bir yasa getirmişler ki borç limitini arttırmazlarsa borçlanamıyorlar. Borçlanamayınca hizmetlerin tamamı duruyor ve çok büyük riskler var. İstersen Üzeyir, bu konuda çok güzel bir haber hazırlamış haber merkezimiz. O haberi bir izleyelim. Şu an Amerika ne durumda, nereye gidiyor? Ondan sonra bunun üzerine konuşalım. Evet sevgili seyirciler, izliyoruz. Beyaz Saray'ın eli kolu bağlandı. Amerikan hükümeti kepenk indirdi. Milyonlarca kamu çalışanının maaşı, devlet hizmetleri ve ekonomide tehlike çanları çalıyor. Maalesef Kongre sorumluluğunu yerine getirmedi. Bütçeyi geçirmekte başarısız oldu. Hükümetimizin büyük kısmı Kongre yeniden fonlama yapana kadar kapalı kalmak zorunda. Son yılların en büyük siyasi krizinin sebebi Obamacare olarak bilinen başkanlık sağlık sistemi reformu. Temsilciler Meclisi sağlık reformunun bir yıl ertelenmesini kabul etti. Tasarı meclisten bu şekilde geçti. Ama Kongre hükümetin borç tavanı konusunda uzlaşmaya varamadı. Muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti temsilcileri hükümeti parasız bıraktı. Beyaz Saray'ın şu anda kamu işlerini yürütmek için harcayabileceği bir bütçesi yok. Aslında bütçe var ama hükümetin harcama yetkisi yok. Umuyorum ki Senato konuyu tartışma önerimizi kabul edecektir. Böylece Amerikan halkı için bu sorunu çözebiliriz. Kriz bir hafta sürerse Amerikan ekonomisine 10 milyar dolardan fazla zarar verecek. Vize ve pasaport işlemleri bile yapılamayabilir. Parklar ve müzeler kapatılacak. Ancak itfaiye, sağlık, posta gibi zorunlu hizmetler devam edecek. Bütçe kabul edilene kadar 2 milyondan fazla kamu çalışanı maaş alamayacak. 1 milyona yakın memur da ücretsiz izne çıkarılacak. 60 yıldır tartışılan sağlık reformunu hayata geçirmek Obama'nın aldığı en büyük siyasi risk. 2010 yılında onaylanan reform, 1 Ekim'de başlayan 2014 mali yılı itibariyle hayata geçti. Ülkede 40 milyon kişinin sağlık sigortası yok. Binlerce kişi yüksek maliyetli tedavi giderlerini karşılayamadığı için hayatını kaybediyor ya da iflas ediyor. Obamacare bu insanların kaliteli ve hesaplı sağlık hizmeti almasını sağlayacak ama bu devlet bütçesine ekstra yük demek. Yani borçlanma limitinin yükseltilmesini gerektiriyor. Meclisteki muhalif kanat da buna karşı. Genel beklenti ise kısa süre içinde iktidar ve muhalefetin uzlaşmaya varması. Evet, Amerika'da bunların olacağını aşağı yukarı biliyorduk. 1 Ekim öncesindeki genel yorumlarımızda da bunu vurguluyorduk. Bunun da dünya piyasalarında özellikle ciddi sorunlar yaratabileceği ve borsaları aşağı çekebileceğini konuşurken, ki geçen hafta başlayan piyasalarda bir geri çekilme, bir düşüş vardı. Önceki hafta biliyorsunuz Fed bir karar vermişti. Ekim, Eylül ayında başlamadı tahvil azaltma işine.
daha sonraki aylara bırakmıştı. Acaba Ekim olur mu diye konuşulurken bu konu geldi ve borsalarda sert bir aşağı hareket oldu. Bu arada dolar diğer paralara karşı değer kaybetmeye başladı. İsviçre frankı, Japon yeni ve euro dolara karşı ana paralar olarak değer kazandılar. Ama dün piyasaları olumsuz etkilemesinin devam etmesi beklenen bu Amerika'nın hükümetinin kapanması ve sadece zorunlu ihtiyaçları yerine getirebilecek şekilde harcama yapabilmesi yetkisi, ki var olan parayı da harcayamıyor şu an. Yani limite gelindiği için dolayısıyla birçok hizmet verilemiyor. Ama dün bilmiyorum izleyenlere dün izleyenlere de belirtmiştik ve yorumlarımızda da şunu yazmıştık. Bu çok ilginç bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Eğer durum böyle olursa, Amerika'da işler yeniden kötüye gitmeye başlarsa, zaten Fed tahvil azaltımını başlayacak. Ona her halükarda Ekim'de başlaması zaten imkansız. Artık bu en erken aralığa kaldı. Hatta Aralık'ta bile başlamayabilir. Dolayısıyla belki 2014'de kalabilir şeklinde yorumlanmaya başlanınca, bir de dolar diğer paralar karşısında değer kaybetmeye başladığında, gelişmekte olan piyasalarda dün olumlu hareketler vardı. Yani şu anki hikaye bu. Ama bu uzun sürerse ne olur? İşte bunu bir miktar Üzeri Doğan'la tartışacağız. Bu arada sizlerden de soruları paranotası@gmail.com adresine bekliyoruz. Aynı zamanda başka Twitter'dan göndermek isterseniz @yerdinç65 adresine gönderebilirsiniz. Üzeyir, şimdi bu resmi ben biraz özetlemeye çalıştım. Az önce haberimizde de izledik. Hakikaten iş inada bindi. Evet. Yani iş inada bindi ve bakalım kim geri adım atacak. Daha önce nasıl olsa bu iş çözüldü, mutlaka çözülecektir deniliyor. Hani 17 Ekim tarihi var, bir de 17 Ekim tarihi bayağı bir mali uçurum riski. Evet, mali uçurum riski. O tarihe kadar hadi belki idare edebilir piyasalar, ama orası hakikaten şu an sıkıntılı. Ne diyorsun? Burada geçtiğimiz yılda bu tartışmalar yaşanmıştı ve sonunda bir çözüm bulunmuştu. Bu sene de yine nasıl olsa bir çözüm bulunur beklentisi vardı. Ya da en azından ABD hükümeti kepenki kapatmış olsa da bunun kısa sürece aşılacağı beklentisi hala hakim. Yani piyasanın dün Amerikan endekslerinin olumlu tepki vermesinin arkasındaki nedenlerden biri buydu. Bu sorunun kısa süre içerisinde açılacağı ve tekrar hükümetin işlerlik kazanacağı yönündeydi. Burada tabii Fed beklentisi de etkiliydi. Fed beklentisi tahvil alım programının azaltılması, en iyi ihtimalle aralığa kaldı beklentisi hakim oldu. Onun da etkisi vardı, ama asıl etkinin ben hala burada sorunun kısa süre içerisinde, belki bu hafta içerisinde çözüleceği yönündeki beklenti olduğunu düşünüyorum. Eğer bu sorun bu hafta çözülemez ve önümüzdeki haftaya kalırsa, önümüzdeki hafta bir süre daha belki piyasa bunu izleyecektir. Eğer 17 Ekim'e kadar bu sorunun bir şekilde çözülemeyeceği ya da işin daha da pazarlık konusu olacağı ortaya çıkarsa, piyasalar asıl reaksiyonunu bence o zaman verecek. Şu an hala iyi tarafından bakıyoruz. Öncesinde bir miktar fiyatlama olmuş olsa da dünkü hareketler bunun nasıl olsa çözülür, korkuya gerek yok babında bakılıyor. Ama burada çok önemli bir sorun var. Amerika'da büyüme büyük oranda kamu gücüyle sağlanıyordu, kamu desteğiyle sağlanıyordu. Şu an kamu harcamaları durdu. İstihdamda ciddi bir azalma olacak bu şekilde. En azından ücretler ödenmeyecek. Ücretler ödenmediği için yeni harcamalar olmayacak. Kamu kesimi yeni yatırım yapmadı, yeni harcama yapmadığı için ek istihdam üretemeyecek. Hem gelirde azalma olacak, harcanabilir gelirde vatandaşların, hem de kamunun yaptığı büyüme etkisi ortadan kalkmış olacak. Bu nedenle Ekim verileri Amerika için olumsuz olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani Amerika'daki büyüme sektör atabilir. 95'in aralığında aynı şey oluyor. 96'ya bağlarken o sırada Clinton yönetimde. Clinton da aynı durumda. Yükseltmezsiniz, yükseltmeyin diyor. Beni ilgilendirmez diyor. Hiç geri adım atmıyor. Bunun üzerine cumhuriyetçiler belli bir süre sonra mecburen tavanı yükseltmek zorunda kalıyorlar. Ve Obama'ya da diyor ki, daha doğrusu bu önceki günkü bir haberdi. Obama'ya da diyor ki hiç geri adım atma, boş ver. Obamacare dediği bu sağlık sigortası, evet, devreye girsin. Yani o da ek bir harcama. Ya Amerika'da hakikaten hasta olmak büyük bir risk yani. Biz 2007'de Amerika'yı ziyaret ettiğimizde küçük ufaklık bizim hasta oldu. Ya sadece gittik, bir saat kaldık şeyde, yani orada bir sağlık merkezinde, düşünebiliyor musun? Biz sağlık merkezinde bir saat kaldık, tek kalpol verdiler, ateş düşürücü. Sonra eve geldik. Bir de antibiyotik verdiler.
Sonra eve geldik. Fatura ne kadardı biliyor musun? O bir saatlik ziyaret, kalpolu verilmesi, ateşinin ölçülmesi, bakılması vesaire. $450. $450. Normal sen kendi paranla şey yaparsan. Hani bu tür zamanlarda gidenler mutlaka sigorta yaptırsınlar. Tabii biz sigorta yaptırmıştık da sonradan o sigortaya başvuru vesaire o konuya girmeyeyim. Ama orada deminki haberde izledik. Hani insanlar ölüyor şeyden dolayı. Yani sağlık masraflarının çok yüksek olmasından dolayı. Artı şeyde de sorun var. İflas ediyorlar işletmeler bu sağlık masrafları nedeniyle, yüksek olması nedeniyle. İngiltere'deki sistem çok daha farklı. Yani İngiltere'de de inanılmaz bir sistem var, tam tersi. İngiltere sana oturma izni verdiği andan itibaren sana özel doktorunu da atıyor ve evine kadar da geliyor. Muayeneyi evinde de yapıyor. Hastaneye gidiyorsun. Eşim orada doğum yaptı. Hani özel odada yapıyorsun, televizyonu, her türlü yiyeceği şey. Bir de giderken hastaneden çocuğa 2-3 ay yetecek kadar mama vesaire bilmem ne bütün bu firmalardan gönderiliyor. Elini hiç cebine atmıyorsun. İngiltere'de mesela sağlık. Ve o zaman biz oradayken de İngilizler sağlık reformu istiyorlardı. Ben de acaba bunlar ne istiyor diye uzun süre anlayamamıştım. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Yani hakikaten Amerika'da bu sağlık sorunu düzeltilmeli hakikaten. Fakat Cumhuriyetçiler buradan geri adım atın diyor. Obama geri adım atmıyor. Sonuç ne olacak bilemiyoruz ama bence bu iş uzadıkça sıkıntı olacak. Bir de izleyicilere şunu vurgulayalım. Şimdi bugün ayın ikisi. 15'i bayram bizim. Evet. Yani bu haftayı bitirdiğimizi varsayalım. Şu an borsada yukarı bir hareket vardı. Ondan sonraki hafta 7'siyle 10-11'i haftası. Orada da bu işin devam ediyor olması durumunda biz bayrama giriyoruz. Çünkü pazartesi Arefe yarım gün ama o yarım günü de idari izinli saydı hükümet. Yani birçok kişi cumadan şey yapacak. Evet, borsa bayram tatili. Ama... Yani yaklaşık 9-10 gün bizim borsa kapalı olacak. Acaba kim bu riski alır? Yani o sırada Amerika'da olacakları riskini almak istemeyebilirler. Çünkü 9 gün sen kapalısın piyasa olarak. Öbür tarafta ne olacağı belli. Öbür tarafta ne olacağı çok belli. Hadi belli de olabilir. Yani orada kumara girer bu. Yani tamam orada işler çözülür ben hisse alayım dersen bu tamamıyla bir beklentiye yöneliktir. Dolayısıyla senin dediğin gibi bu işleri izlemek lazım. Dünkü piyasadaki olumlu hareketi nasıl görüyorsun sen? Ben özellikle bizim borsa tarafındaki hareketi biraz daha teknik olarak görüyorum. 74 bin önemli bir destekti bu geri çekilmede son yükselişin ardından. 74 bin belki altında 72.500'e test edilebilir diye bekliyordum ben. Ama 7 gün üst üste kesintisiz düşmesi 74 bin civarından bir tepkiyi gündeme getirmişti. Dün ben yorumlarda onu ifade etmiştim. 7 günlük düşüşün ardından bugün tepki gelebilir diye. O tepki geldi. Bu tepkide de ben ilk nokta olarak 76.000-76.500 aralığını görüyordum. O da dün görüldü. Yani bu bölgede ben biraz pozisyon azaltma taraftarıyım. Yani her ne kadar dün Amerika olumlu kapatmış olsa da Asya'da bu hafta bu sabah biraz daha karışık bir seyir var gerçi. Yani bu yükselişin ben şu an için kalıcı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani en azından Amerika'da gündem netleşene kadar bizim buradaki yükselişler de sınırlı olacak gibi geliyor. Görüldü ki geçtiğimiz hafta 80 bin civarı test edildiğinde o bölgeden bir günlük coşkunlardan çok sert satışlar gelmeye başladı piyasada. Yine yükselişlerde satışlar gelmeye devam edecek. Yani şu anki fiyatlamalar çok da ucuz değil. 76 bin, 77 bin, 80 bin rakamları uluslararası şartlarda göz önünde bulundurulduğunda çok ucuz rakamlar değil. Bu nedenle her yükseliş yeni satış getirecek diye düşünüyorum ben. Bu noktada 76 binin üzerinde ben pozisyon azaltılması taraftarıyım. Borsada? Evet, yeni alım içinde eğer 78 binin üzerinde bir hareket başlar ve borsalar bunun üzerinde kalıcı olarak en azından bir taşın kapanış yapabilirse aynen ondan sonra yeni alım düşünebilir. Belki bunu uluslararası konjonktürde destekleyecek olursa. Ama onun haricinde pozisyon azaltma taraftarıyım ben. Evet. Şimdi İbrahim Dere bir soru sormuş. Yaşar Hocam ve Üzeyir Bey iyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. ABD hükümeti kapandı. Fakat altın niye düştü demiş. Kriz olarak değerlendirilmiyor mu? Saygılar. Altının düşmesinde iki neden var. Bir tanesi dün ifade ettiğim gibi piyasalarda bu krizin çok uzun sürmeyeceği algısı.
Ama asıl düşüren etken dün o 1,5 saatlik süreç içerisinde yaklaşık altın fiyatlarını 30 evet. dolar düşüren JP Morgan haberiydi. JP Morgan'ın elindeki altın varlıklarının bir kısmını satılabilir varlıklara dönüştürdüğü haberiydi. Yani henüz satış olmamış olsa bile satılabilir konuma getirmesi. Yani bizim sanki bir hisse senedinde bir patronun ben bunu bir yıl içerisinde satacağım haberinin satacağım gelmesi haberi gibi. Gibi. Hisse nasıl sert düşüyorsa öyle bir durumda. Altında da dün o yüzden düşüş oldu. Bir de altında şöyle diyelim. JP Morgan elinde altın varlıklarını stokta var. Bu satılabilir duruma getireyim ben bunu dedi. Henüz satmadı. Evet. Tabii o beklentiyle birlikte düştü. Asıl tehlike de şu. JP Morgan'dan sonra acaba diğer Hakim dünyanın olmalı. Büyük dev yatırım bankaları da benzer bir harekete girer mi? Artı diğer merkez bankalarından da işte altına bir satış gelir mi? Yalnız şunu belirtelim. Altının çıkartılma maliyeti ortalama dünya ortalaması yaklaşık olarak bir onzunun çıkartılma maliyeti 31 gramın. 1000 dolarla 1300 dolar arasında evet, rakamlar. Evet 1000-1300 dolar yaklaşık 1180 dolara geliyor. 1180-1200 dolar civarına geliyor. Tabii yerden yere oradan oraya değişiyor. Ama dün altındaki bu çok sert hareketin sebebi buydu. Bu tür zamanlardan sonra ne olur genellikle? O konuda bir fikrin var mı? Yani bu tür haberlerin etkisi ne kadar kalıcı ve süreli olur? Ben açıkçası burada haberin etkisinin büyük oranda fiyata yansıdığını düşünüyorum ama burada teknik dinamikler de biraz ön plana çıkacak tabii. Ben bu noktada buradan belki bir tepki gelebilir. 1280 önemli bir destekti. Buradan bir tepki gelebilir. Belki verelim grafiği de o üzerinden konuşalım. Yani altının grafiğini verelim. Ben Adnan tekrar bir kez daha aşağının test edileceğini düşünüyorum. Yani belki 1280'nin altına doğru bir yeni bir sarkma gelebilir. Ama o bölgelerin ben altında orta ve uzun vadeli düşünenler için ons bazında, dolar bazında ideal alım seviyeleri olduğunu düşünüyorum. Şu tabii, bölge değil mi? Şu bölge. 1280'nin hemen altı o bölge. 1200'e kadar olan süreç belki. Şimdi burada yalnız kötü bir görüntü oluştu. Şimdi şey oluştuktan sonra bak burada bir omuz baş omuz formasyonu oluştu. Burada 1280 seviyesi aşağı kırıldırsa eğer çok sert 1180'e kadar 1200, gidebilir. 1280-1200 o civar. Evet yani 1200 ile 1180 aralığına kadar gelebilir. Ama eğer o hareket olursa o hareket bence çok hızlı olacak. Yani o arada belki birkaç günlük bir hareket. O arada bence pozisyon alımı yapılabilecek seviyeler olacak. Yani orada kademeli alım düşünülmeli. Şimdi bak altın ben. Şurası şu üst kısım 1900 dolar tamam evet. mı? 1900 doları gördükten sonra iki defa 1800 doları görüyor burasını görüyor. Nitekim bundan sonra 1525 hep destekti. Zaten bütün hareket 1525 aşağı kırılınca evet. şurada başladı. Ve burada hareketi başlatan şey de tamamıyla tüm dünyada biliyorsun işte doların değer kazanmaya başlaması vesaireydi. Ve bu ilk 1300 hareketinden sonraki sert dalga ikinci büyük dalgaydı. Şimdi benim görebildiğim yani bu kadar bir düşüşün ardından şu an bir yukarı yönlü çaba yaptı ve 1420'yi gördü. Altında büyük bir ihtimalle biz buralarda bu bölgelerde bir uzunca süre yani uzunca bir süre ki bu belki 6 ay belki 9 ay yani şu 1480 asıl. 1480-1500 evet. Evet 1480-1500'ün yukarısına geçilmesini bekleyemeyiz de. Yalnız bu arada dalgalanmalara da ben devam edeceğini düşünüyorum altının. Doğru, uzun vadede de baktığımızda yani uzun vadede baktığımızda şu gelen trend yani buradan şey yapmış olan trend. Tabii bir 2003'lerden başlayan yani ta 350 dolarlardan başlayan trend şöyle geliyor ve bu trende değdi. Yani bu trendi kırması demek o zaman çok uzun süre altın değer kaybedecek demektir ki o da risklerin bittiği anlamına gelir. Halbuki dünyada risk bile var. O riskler varken altında çok fazla da aşağı hareket beklemek zor. Bir de biliyorsun enflasyon da yükseliyor Amerika'da şu evet. an büyüme olmamasına rağmen. Basılan bu paralar kolayca çekilemeyecek. Ciddi enflasyon yaratabilir tarihte olduğu gibi, 80'li yıllarda olduğu gibi. Öyle bir durumda altın yeniden çok revaçta olur. Ben de aynen senin gibi düşünüyorum. Yani altının öyle sert aşağı hareketleri alım için çok iyi fırsat. Yani uzun vadeli alım için aynen, orta ve uzun vade için. Çünkü burada altının o 1000 dolarlarında altını ifade edebilmesi için doların çok güçlü bir şekilde değer kazanacak bir etken olması lazım. Yani dolara çok ciddi bir ilgi olması lazım. Dolar çok ciddi şekilde
değerlenmesi ve bunun da dolarla fiyatlanan varlıkların fiyatını düşürmesi lazım. Önümüzdeki süreçte bu yönde bir etkiyi ben açıkçası beklemiyorum. Varlık alımları ne kadar azaltılacak olsa da daha önceki yapılmış olan alımların, Fed'in bütçesinin, bilançosunun büyümesinin etkilerini önümüzdeki aylarda, ekonomiler büyümeye başladıkça belki yıllarda diyeyim, etkilerini görmeye başlayacağız. Bu da dediğiniz gibi enflasyonu gündeme getirecek. Amerika'daki faizlerin yükselme sebeplerinden bir tanesi de bu. Daha da belki yükselmesi gündeme evet. gelecek. Bu da altın fiyatlarını o şekilde etkileyecek. Ama Türk yatırımcılara tavsiyem burada dolar özellikle altını gram bazında yatırım yapanların bunu diğer taraftan doları da takip etmeleri. Altın fiyatları stabil kalsa bile dolar kurundaki değişim buradaki yatırımcıyı etkiliyor. Burada da tahmin yapmak artık biraz daha zorlaşıyor gibi. Dolarda 2 liranın altına sarkılıp acaba Merkez Bankası Başkanı dediği gibi 1.92 belki de 1.80 rakamlar görülecek mi? Yoksa küresel kriz daha da artacak. Fed'in mali uçurumu, İtalya'da her ne kadar bugün bir hükümet kurulabilir gibi söylemler çıksa da İtalya'nın durumu, Almanya'da henüz daha hükümetin kurulamamış olması, orada sıkıntılı bir süreç yaşanıyor olması, Avrupa'daki diğer sorunlu ülkelerin tekrar konuşulmaya başlanmış olması, Yunanistan başta olmak üzere. Evet. Yani o bölgedeki sıkıntılar eğer tekrar hortlayacak olursa bu durumda dolar Merkez Bankası'nın tahminleri aksine tekrar sert bir yukarı hareket de yapabilir. Orada o tahmin de yapmak gerekiyor. Yani dolar 2 liranın altında kalıcı bir düşüş yapar mı? 1.80'lere gerçekten iner mi? Yoksa 2.11, 2.07'deki direncini ve ardından 2.11'i de kırıp belki 2.20, 2.30 hareketi başlatabilir mi? Ona bakmak gerekiyor. Benim buradaki görüşüm şu an için net değil açıkçası. Yani Ekim ayını en azından geçirmek gerektiğini düşünüyorum. O konuda da benim görüşlerim var. Onu da ben aktarayım. Bu arada Galip Ercan'ın, Turgut Bolat'ın soruları var. İbrahim Derin tekrar ters omuz baş omuz yok mu demiş altında. Onlara da bakacağız ama sevgili seyirciler çok kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank. Evet sevgili seyirciler, paranın rotasında yeniden birlikteyiz ve hemen şu şeyi bir konuşalım. Senin o söylediğin demin reklama gitmeden önce söylediğin önemli bir şey vardı. Özellikle doları arttıracak, doların değerini çok arttıracak faktör ne olabilir diyordun. Öyle ki yani artık Amerika milli gelirinin %100'ünü geçmiş borç olarak bir ülke. Bugün artık dünyada diğer ülkeler, yani işte Rusya'sı, Brezilya'sı, BRIC, Çin vesaire kendi aralarında para birliği oluşturmaya başladılar. Yani biz alışverişimizi dolarla değil de kendi aralarımızdaki paralarla yapalım diye. Kendi paralarına daha fazla güveniyorlar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş doların tahtında bir sallanma var. Yani 2008 kriziyle birlikte artık dolar şüpheyle bakılan bir para olmaya başladı. Şimdi Amerika'da yarın iyice inatlaşıp da adam borcunu ödeyemeyecek ya. Düşünsene. Evet. Çin'in elinde yaklaşık 1 trilyon dolara yakın bir hazine bonosu var. Amerikan hazine bonosu. Vadesi gelecek. Amerika borcunu ödeyemeyecek. Var mı böyle bir şey? Yani ya da Bernanke enflasyon hedefini 2.5'a çıkarttı. Bak kriz öncesi gizli enflasyon hedeflemesi yapıyordu Amerika. 2'nin 6'ydı o. 1.8'di yaklaşık. Sonra 2, sonra 2.5. Yarın 3.5'a gelse enflasyon. Canım biraz açtık falan deyip, değil mi? Zaten reel faizler ne ki? Amerika'nın borcunun önemli bir kısmını dünyaya da ödetebilirler. Bu yüzden artık hani dolar bundan sonra dünyada gerçekten tek başına çok güçlü para olarak kalmaya devam edebilir mi sorusunun cevabı bence çok net değil. Yani hiçbir zaman 2008-2007'nin öncesindeki dönemler kadar güçlü olmamalı dolar. Yani olmayacak da. O açıdan altın bu aşamada kısa vadede evet bu şekilde düşüşler yapıyor ama ben artık bu büyük fonların bu yapmış oldukları açıklamaları da şüpheyle karşılıyorum. Yani JP Morgan göstere göstere işte altın varlıklarımı satışa hazır hale getireyim dedim ama satmadım dese ne olacak? Yani ne zaman bu adamlar zaten sat dese arkasından biliyorsun geçen 1180 dolarlara geldiğinde hepsi sat raporu yazmadı mı 5 tane. O yüzden ben şüpheyle bakıyorum. O yüzden yatırımcılar da
portföylerinin çok büyük bir miktarı değil. Tamamını altında tutmakla, tamamını dolarda, tamamı TL'de olmak çok büyük risk. Bu nedenle en az bir %15-20 altın bir kenarda dursun kardeşim. Yani o gelecek dünyayı çok kötü şeyler bekliyor. O altın bir sigorta olarak dursun. O düşmüş çıkmış, onunla çok fazla ilgilenmemek gerekiyor. Hemen sorulara geçelim. Galip Ercan diyor ki, Euro dolar alma zamanı ne zaman uygun olur diyor. 10 Ekim 2013'te Euro ve dolar kredi taksitim var diyor. Euro ve dolar kredi herhalde iki tane ayrı. Ayrı ayrı. Bilmiyorum, ben hemen sorayım. Şimdi Galip Bey, siz kazancınız TL mi, dolar mı, euro mu? Eğer dolar kazanıyorsanız zaten sorun yok. Hem dolar hem euro kazanıyorsanız hiç sorun yok. Şu aşamada bence dolar TL kuru şu an ne kadar bakalım ona. 2.01.46 tam 2'nin üzerinde. Ne dersin? Ben dolarda açıkçası 1.97'nin altında en azından bir haftalık kapanış görmeden, yani en azından bir 4-5 günlük kapanış görmeden alt dolar TL tarafında kalıcı bir düşüş beklemiyorum. Hani şu süreçte ben kısa vadede 2 ile 2.04 arası diyordum. Biraz daha orta vadede 1.97 ile 2.07 arası. Burada benim izlediğim iki bant. Bir süre bu bantta gidip gelecek gibi geliyor. Burada 1.97'yi kırdıracak bir gelişme olursa hızla 1.92-1.90 civarı test edilebilir. Ama ben şu an için 1.97'yi kırma olasılığını en azından 2.04'ün üstüne çıkma olasılığıyla aynı görüyorum. Yani 2.07'nin tekrar test edilme olasılığıyla. Onun için ben bir süre izlemede kalıp 97-2.07 bandına alışması gerektiğini düşünüyorum yatırımcıların. Borç var ve ödeme yapacaksa da benim orada... Galip Bey 10 Ekim'de ödeyecek. Bugün 2 Ekim. 8 günü var. 8 günlük süre. Bu süre içerisinde... 2.01.46 şu an dolar. Ben bu süreçte 1.97 ile 2 arasındaki her rakamdan dolarını alıp eğer o kadar kısa vadeyse borcun ödemesi daha faydalı olabilir düşüncesindeyim. Yani 2.01.46 iyi bir rakam bence. Hani 1.99'u da görebilir falan ama... Aynen buralardan... Hani orayı da görebilir ama en azından yarısını ben olsam kapatırdım yani. Yarısında hani inerse 1.97-1.98 evet, anlık olarak. Ama buralarda... yarısını kapatırdım ama 2.02'nin üstüne geçtiğini görürsem 2.02'de evet, tamamını kapatırdım. Euro da şu an TL bazında euro. Euro TL kuru 2.72 şu an. O tam zirvede. Evet yani orada biraz geri çekilme olabilir. Euro dolar paritesi de önemli dirençlerine takıldı ve teknik olarak ciddi zorlanmalar var. Bu orada da 1.35-70 civarıydı. O bölgede zorlanıyor. Yani orayı geçerse 1.36-1.37-1.15 gündeme gelebilirdi ama benim oradaki beklentim burada biraz zorlanıp bir miktar geri çekilme yapacağı yönünde. Euro TL de bundan etkilenip bir miktar düşüş yapabilir gibi geliyor önümüzdeki hafta içerisinde. Evet, Rıfat Poşboş diyor ki büyük fonlar özellikle paritelerde hani bu FX'de zannedersem pozisyonları anlık mı yoksa daha uzun vadeli mi oluyor diyor. Bu büyük fonlar dediğimiz herhalde hedge fonlar vesaire oralarda sen ne gözlemliyorsun? Sen çünkü FX piyasalarından da sorumlusun sen evet, Marbaş'ta. Oraya da bakıyorsun. Evet, oraya da bakıyorsun. Hani buna bizim cevap vermemiz çok zor. Çünkü bu büyük fonların nasıl evet, bir strateji izlediğini, ne yaptığını çok şey yapamıyorum. Risk hedging yapabiliyorlar. Farklı ürünlere yayılabiliyorlar. Artı FX piyasası dediğimiz bizim İMEK, Borsa İstanbul gibi ya da Nasdaq Dow gibi organize bir piyasa değil. Tezgah üstü piyasalar orası. Orada dönen hacimler, yapılan işlemleri tam anlamıyla göremiyoruz, bilemiyoruz. Tabii kimin yaptığını, ne yaptığını. Tabii ne kadar hacim olduğunu, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu neden orası tamamen bir kapalı kuyruğu. Yani bizim muğla cevap verebileceğimiz bir soru değil. Yani bu orada pozisyonu ne kadar vade alıyor? Yani birisi çok sürekli trade yapıyordur. Diğer bir kısmı ne bileyim başka Amerikan hazine bonolarında pozisyonu vardır. Onu hedge etmek için kullanıyordur. Dolayısıyla onu hakikaten cevap ama vermemiz zor. Burada yeri gelmişken bu FX ile ilgili, Forex piyasası ile ilgili birkaç konuya değinmek lazım. Burada yatırımcı psikolojisi ciddi şekilde önemli. Özellikle burada yatırım yapanlara baktığımızda yüksek kaldıraçları çok sık kullanıyorlar. Yani yatırımcılar SPK mevzuatı FX'de gereği evet 100 kaldıraç izni ya, vermiyor ama. Ya ona açıklık getirsek ya bak. Şimdi 3 tip FX kuruluşu var değil mi? Bir evet, market maker dedikleri piyasa yapıcı evet, olanlar var. Bir white label deniyor. Direkt aracılık yapıyor aracılık sadece. Yapanlar. Yani işlem yapınca senden evet, işlem komisyonu alıyor. O işlem komisyonu da komisyon olarak almıyor. Paritenin paritedeki aradaki spread'den faydalanıyor. Çok küçük ekleme ve küçük çıkartma ile yapıyor. Bir de IB'ler var. Bunlar da sadece pazarlama hizmeti veriyorlar. Evet. Yani başka bir kuruma müşteri bulma evet, yönde çalışıyorlar. Türkiye'de şu anda IB dediğimiz kurum yok. Evet. White label dediğimiz kurum sayısı biz Marefix olarak white label'ız. Yine diğer
Ya bir iki kurum daha var. Çok fazla şikayet geliyor şey. Bu evet. Borsa gündem biliyorsun o konuda bir FX dosyası hazırladı. Evet. Bence de çok iyi yaptılar. Hakikaten orası tam bir kumarhaneye dönüşmüş durumda. Direkt bet ediyorsun. O bir yatırım falan filan değil yani. Ülkenin verilerine bak da tahmin et falan böyle evet. bir şey yok. Kesinlikle. Ama şimdi piyasa yapıcı olanlarda bunu Okan Aybar'la da konuştuk. Okan Aybar da benzer şeyi söylüyor. Ekrana düştüğü zaman tamam mı? Ekranda çeşitli donmalar oluyor. Yani piyasa yapıcılığı sisteminde müşterinin kaybettiği aracı kurumun kazancı oluyor. Yani bu %100 değil ama büyük oranda yani en azından yani piyasa yapıcılarının etkisi bankalardan var. Bankalardan piyasa yapıcı evet. olanlara bir şey demiyorum. Çünkü bankalar bu konuda çok kurumsallar. Tamam mı? Ama banka olmayanlar da gerçekten çok suistimal olduğunu... Ya bana çok mail geldi yani. Özellikle eskiden çok fazlaydı. Yine bunlar gündemde. Yine olduğu söyleniyor. Yani ben birebir yaşamadım böyle bir olay ama yatırımcılardan bu yönde çok fazla şikayet alınıyor. Yani piyasa yapıcı kurumlardan bu şekilde sonuç olarak kanun onlara bu emirleri karşılama yetkisi veriyor. Ona evet. göre bir öz sermaye yükümlülüğü gerekiyor. Burada sözleşmelerde zaten o ifadeye yer verebiliyor. Yani müşteriyle kurum arasında çıkar çatışması olabilir diyor. Bu nasıl olabilir? Yani müşteri örneğin bir altın pozisyonu aldı. Bunun satıcısı aldığı kurum olabilir. Yani piyasadan değil, işlem yaptığı kurumdan olabilir. Bu durumda müşteri kar elde ederken kurum zarar elde edecek. Müşteri zarar elde ederken kurum kar elde edecek. %99'u zaten zarar ediyor. Aynen. Sen öyle görmüyor musun? Evet. Zaten? Forex piyasasında maalesef çok yüksek bir zarar evet. var. Bunun sebebi de dediğim gibi kaldıraç. Burada hazinesiz işlem dediğimiz bu white label kurumlar ve bazı piyasa yapıcı kurumlar da hazinesiz işlem demeye başladı. Evet. Ama burada tabii onun hazinesiz işlem olup olmadığını denetleyen bir yapı var mı SPK'da? Ben bilmiyorum açıkçası öyle bir yapı olduğunu. Yani sonuç olarak white label kurumlarda sözleşmeleri gereği bu pozisyonu, müşterinin aldığı pozisyonu piyasaya iletmek zorunda. İletmek zorunda. Aynı zamanda müşteriye karşı pozisyon alamaz. Alamıyoruz. Evet. Burada tek kazanç spreadler oluyor. Müşteri uluslararası piyasayı ekranında görüyor. Ona göre hareket ediyor. Evet. Burada tek kazanç spreadler oluyor. Burada evet. ona dikkat etmek gerekiyor. Biz bu hafta sonu MarefX olarak Boğaziçi Mezunlar Derneği'nde de bir etkinlik düzenleyeceğiz saat 2'de. Burada yatırımcı psikolojisini, yatırımcı neden kaybediyor bu konularda konuşacağız. Arzu edenler oraya da katılabilirler ücretsiz bir şekilde evet, buradan da. Evet şimdi hemen üzeri şeye bakalım. Turgut Polat USD CPE'ye bir bakın demiş. Sen de FX piyasalarından sorumlu olduğun için şöyle bir grafiği verdim. Bir bak muazzam bir üçgen oluşmuş. Amerikan evet, doları sürekli değer kaybettikçe Japon yeni değer kazanıyor. Bu grafik aşağı gittikçe Japon yeni değer kazanıyor. Ne dersin? Şöyle bir üçgen oluşmuş. Burada biliyorsun evet. Japonya'dan da dün açıklamalar vardı. Abe biliyorsun vergi vesaire getiriyor. Ve Japon yeni değer kazanmaya başladı. Bu noktada ben burada 100 hedefi daha önce hükümet tarafından verilmişti. Yeni hükümet tarafından daha evet. Oralar test edildi. Artık 100 bu bölgede önemli bir direnç. Bunun üzerine geçmesi için Japonya'da bir politika değişikliği ya da... Bunun üzerine geçerse short pozisyon açılmalı mı? Açılabilir diye düşünüyorum ben. Yani onun 100 civarı tekrar test edilecek olursa tekrar aşağı yani dolarda pozisyon açılabilir. Dolarda short açmak gerekiyor evet. öyle bir durumda değil mi? Evet. Evet. Dolar değer kaybediyor şu an. Orada bu üçgen kırılırsa şu an tam gösterdiğiniz seviyelere doğru. İlk etapta buraya... 95. 95. Onun altında da... Daha önceki dipler olan biraz daha belki biraz altına işte 93 civarında. Şu an 97.64'te. Ama ben burada bir süre daha kanal 95 ile 100 arasında dalgalanma olacak gibi. Buradaki üçgen kırılabilir ama üçgenin kırılması, üçgenin hedefi olan tabii bu 90 civarı rakamları gündeme getirmeyecek bence. Yok bence de. Orada 95 civarı belki gündeme gelebilir ama o civarlarda da... 96'nın altına düşerse 96'nın orada şey yapabilir yani 95'e kadar inebilir diyelim. Evet. Evet, süremizin de sonuna geldik ama evet grafiği alabiliriz. Şimdi hemen diğer sorulara bakacağım hızlı hızlı. Altın mı gümüş mü? Emre Yaban sormuş. Gümüş içinde yorum yapabilir misiniz demiş. Gümüş altına göre daha sert düşüş ve artış gösteriyor zannedersem demiş. Ne diyorsun gümüşle? Gümüşte volatilite daha yüksek oluyor ama ben açıkçası gümüş tarafında çok fazla analiz yapıp ya da işlem yapmadım. Onun için o konuda yanıltıcı bilgi vermeyeyim ben. Evet. Gümüş şurada desteği kırmış. Sadece safi teknik analiz yapacak olursak şuradaki desteğin altına gelmiş. Buradan acaba bir ayı tuzağı oluşup tekrar yukarı döner mi diye bakıyorum ama şu an gümüş short veriyor. Yani gümüş bir miktar daha geri çekilerek 20-40, 20-30'lara kadar gelebilir. Şu an için direnci 22. Burayı kırması oldukça zor. Genelde bir aşağı yön hakim diyelim. Evet. Grafiğimizi alalım.
ve birkaç soru daha vardı ama artık bitti. Süremiz bitti. Kemal Öztürk altın ne olur demiş. Ona az önce çok ayrıntılı değindik. Mert Metehan da Euro TL için hiç bahsetmediniz. Euro TL çok yüksekte. Orası çok zirve. Oradan evet. Bence alım yapmak riski. Bir miktar geri. 2.65-2.67 aralığına kadar. Kesinlikle diyelim. Ben de o yönde bekliyorum. Evet Üzeyir, çok teşekkür ediyorum. Ben seni teşekkür tekrar ederim. Kutluyoruz. Eşinle çok birlikte. Çok teşekkür ederim hocam. Uzun bir ömür diliyoruz. Bir İnşallah. Yastıkta kocayın diyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Paranın Rotası'nda yarın sabah yine sizlerle birlikte olacağız. Biliyorsunuz Perşembe günleri Cüneyt Baksoy bizlerle birlikte oluyor. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.